Ne demişler? Bir dil bir lisan, iki dil iki insan. Efendim eskiler çok güzel söylemiş. Bunun karşılığı İngiltere'de mevcut. Dillerin zenginlik olduğunu kabul edip o şekilde yaklaşmak lazım. İngiltere'de yaklaşık olarak 300 farklı dilde konuşan topluluk var. Her birinin yansıması ise İngiltere'yi ve özellikle de başkent Londra'yı keyifli bir hale getiriyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Elbistan Toplum Merkezi, kısa adıyla ELKOM, dayanışma gecesi düzenledim. Dayanışma gecesine Türkiye'den kardeş türküler geldi ve birbirinden farklı dillerdeki türkü ve şarkılarıyla İngiltere'de yaşayan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Kısa adı ELKOM olan Elbistan Community Center geçtiğimiz hafta sonu dayanışma gecesi düzenledi. Bu gecenin gerçekleşmesine katkı sağlayan sevgili sponsorlarımıza, bizleri kırmayıp binlerce kilometre uzaktan gelen sanatçı dostlarımıza ve elbette bu gecenin anlamını ölçen ve burada bulunan sizlere ELKOM adına yürekten teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlarla Tom Abbas. Onların bu nezaketine karşı sizlerden ricam kocaman alkışlarla kardeş türküleri sahneye davet edebilir miyiz? Kardeş türkülerin konuk olarak katıldığı gecede 11 farklı dilde söylenen şarkı ve türkülerle unutulmaz dakikalar yaşandı. Sevgili izleyenler, İngiltere'de yaşayan Türkiye'liler kelimenin tam anlamıyla Anadolu türkülerine, müziğe doydu. İngiltere'nin başkenti Londra'da ELKOM'un gecesinde kardeş türküler, yaklaşık 1500 kişilik bir kalabalığı görmüş olduğunuz bu sahnede, bu salonda bir araya getirdi ve birlikte türküler söyleyip keyifli bir gece geçiriyorlar. Çekilişlerin yapıldığı gecede çok sayıda hediye verildi. Hınca hınç dolu olan salonda şarkılar ve türküler hep birlikte söylendi. Dayanışma vurgusunun ve Anadolu değerlerine bağlılığın sıkça yapıldığı gecede halaylar çekildi, horonlar tepildi. Kardeş türkülerin kurucusu ve solisti Vedat'la konser sonrası keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Sevgili izleyenler, çok keyifli bir gecenin ardından Vedat Bey'le birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Biz çok keyif aldık. Biz teşekkür ederiz. İngiltere'deki dinleyiciler size çok tanıyor yani. Kardeş türküleri çok tanıyor. Çünkü çok aşina sizlere. Evet. Bugün de çok keyifli oldu. Sizin için nasıldı? Vallahi biz Londra'ya tabii geliyoruz aslında. Böyle neredeyse her sene geliyoruz yani. Böyle en çok geldiğimiz şehirlerden biri. Hı hı. Benim şahsen bir de çok sevdiğim bir şehir. Ben biraz eski davulcu olduğum için böyle rock müzik. Biliyorsun burası rock müziğin de beşiği. Underground Müziği Merkezi. Bugünkü gece tabii işte Elbistanlı dostlarımız çağırdılar bizleri.
Onlar yıllardır buradalar. Kendi kültürlerini, yani en azından kendi şeylerini, geleneklerini, işte kültürlerini unutmak istemiyorlar, dillerini unutmak istemiyorlar. O yüzden komite olarak bir araya gelmişler, işte bir oluşuma girmişler. Onlar bizi çağırdılar, sağ olsunlar. Kardeşlikler de biliyorsunuz Türkiye'deki çok kültürlü, işte bütün Türkiye'deki bütün dilleri, bütün inançları müzik diliyle yorumlamaya çalışan bir ekip. Onların bu Türkiye'deki bu renkliliği kucaklamaları ve bizi burada misafir etmeleri bizim için çok değerliydi. Ve tabii ki geceye gelen misafirler. İşte onların izlenimleri. Gülen Hanım, nasıldı gece? Çok güzel geçti. En çok hangi türküyü sevdin? Hepsini de sevdim ben. Yeterince eğlendin mi? Yeterince eğlendim. Bütün türküleri sevdim. Özellikle neyini sevdim? Bütün ülkelerin türkülerini söyledikleri için çok memnun kaldım. Nasıl buldunuz geceyi? Çok güzel, dinamik, sesler, ritim harika. Bütün parçaları gerçekten ayıramam yani, ama herhalde konseri de onunla bitirdiler. Herhalde kendileri de çok seviyor onu. Burçak Tarlası favori. Nasıl geçti gece? Çok güzeldi. Çok güzel geçti. Teşekkür ettik getirenler için. Bir yolcu denemeyi, esen sen güzelsin. Her bir ağaç.